Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün en çok sevdiğimiz serilerden olan yasaklanması gereken oyun alanlarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, her zaman da bildirimleri açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz, hızlı bir şekilde yasaklanması gereken oyun alanları nelermiş görelim. Bu oyun alanı Pikachu'dan nefret edenler için mi, yoksa gerçekten onu sevenler için mi yapılmış algılayamadım. Herkes Pikachu'nun içine girmek için sıra bekliyor şu an ya. Nani? Acaba içinde ne var? Ben de bir merak etmedim değil. Evet arkadaşlar, kayıp balık Nemo bulundu. Ormanlık bir alanın içinde gerçekten Nemo görünümlü bir arabanın ne işi var? Zaten böyle oyun alanları yapanların beynini algılayabilmek büyük bir başarı. Çok yasaklanmasa da olur ama bayağı gereksiz ya. Peki ressam burada ne anlatmak istemiş? Sanırım bu bir tırmanma alanı gibi bir şey ama o ucundaki şeyi niye oraya diktiniz? Ne yapacağız onunla? Gerçekten bunlar cevaplanmasını istediğim sorular. Lütfen beni bir aydınlatsın. Madem yapıyorsunuz bunları, açıklayın o zaman. Dikkat yılanlar mı ne? Yılanlardan korkan kaç kişiyiz ve gerçekten böyle bir tabelayı böyle bir oyun alanına koymak kimin aklına geldi? Bu tabelanın bu oyun alanında kesinlikle çocuklardan nefret eden biri tarafından takıldığına adım kadar eminim. Ne istediniz ya? Bu oyun alanı burada çürüyüp gidecek, net bir yaşanacak, evet. Bu fotoğraftaki kişiler Maşa ve Koca Ayı mı? Ben Maşa ve Koca Ayı'yı çok seviyordum gerçekten, bu heykeli görene kadar. Yalnız hayatımda şu an ilk kez böyle bir oyun alanı görüyorum. Acaba bu oyuncağın amacı ne? Tutma yerlerinden tutup hareket mi diyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam, farklılığı, özgünlüğü severiz ama bu kadar da değil. Resmen şu an korkunç bir palyaçonun kucağına oturuyormuşuz gibi. Lütfen bu bank kapatılsın ya. Bu kaydıra dizayn hatası diyemem. Kesinlikle kasten yapılmış bir şey ve gerçekten... Düşünsenize, kaydıranın altındaki tahtayı görmeden buradan kayıyorsunuz ve... Ufak çapta oturmama problemleri yaşanabilir. Aşırı kötü tasarlanmış bir kaydırak görüyoruz şu an. Kaydıran başına tek kişi oturabiliyor ama kaymaya başladığınız zaman da birden mitoz bölünmeyle bölünerek 3 kişi oluyoruz. Aynı zamanda ben bu kaydırakta nereye gideceğimi şaşırırım. Kaydıraklarda dizayn hatası gördüm de bu çok kötü olmuş ya, gerçekten. Bu fotoğraftaki kaydıranın tek bir açıklaması olabilir. O da kesinlikle çocuklara ölüm. Bu fotoğrafın çekildiği yer neresiyse, daha karşıdan karşıya geçmek için köprüyü tasarlayamamışlar. Köprüyü tasarlamamalarına rağmen kaydırak bayağı başarılı duruyor. Acaba oraya bir kaydırak dikmek yerine bir köprü mü yapsaydınız? Resmen Sırat Köprüsü'nün üzerine kaydırak dikmişler gibi ya, şuna bakın. Şu an oyun alanını algılamaya çalışıyorum. Tam olarak nereden binip nereden kayacağız? Sanırım o balinanın içine gireceğiz ve balinanın kuyruğunun olduğu yerde bir merdivenin olduğunu düşünmekteyim. Şu sanki balinanın poposunu öpen kısımda da ortada ayrı bir balık mı var ne bilmiyorum, orası da kayma alanı. Uzun uğraşlar sonucunda gerçekten kaydıran olayını çözebildim. Yasaklansın. Alkışlamak istiyorum, gerçekten alkışlamak istiyorum çünkü bu beyin çok başka bir beyin. Tek bir işiniz vardı, o da salıncağı rahat bırakmaktı. İnanamıyorum. Gerçekten bunu yaptığınıza inanamıyorum şu an. Bunu yapan kişi bir daha hiçbir şey inşa etmesin lütfen. Nasıl salıncağa bineceğiz ya şimdi? Bu ne, dünyanın en uzun kaydırağı falan mı? Şuna bakın. Ay abi abi. Yalnız kafasını yarma olasılığı o kadar yüksek ki. Şu an nasıl bir oyun alanının içindeyiz gerçekten algılayamadım. Bu aletler ne? Bu aletleri hayatımda ilk kez görüyorum. Yukarıdan tutuyorsunuz ve ayakta sallanıyor musunuz? Tam olarak olayı algılayamadım ama çok da tehlikeli görünmüyor aslında. Ama çocuk havaya uçmuş ya. Nasıl tehlikeli değil? Yasaklansın ya. Ne? Burası bir 3 katlı anaokulu ve şu olaya bakar mısınız? Buradaki kişiler asansör yerine bu kaydırağı kullanıyor ve gerçekten asansörden daha hızlı olduğu apaçık ortada. Ama aşırı tehlikeli görünüyor. Gerçekten resmen sanki yangın merdiveni yerine bu kaydırağı yapmışlar gibi duruyor. Aslında boya mantıklıymış. Yangın merdiveni yerine böyle kaydıraklar kullanılabilir. Yangından ölmektense havaya uçarak ölmek daha eğlenceli olabilir, evet. İlk bakışta bu oyun alanı bayağı eğlenceli gibi görünebilir ama şuna bakın. Resmen otoyol gibi kaydırak yapmışlar. Buradan nasıl kayacağız ya? Tamam, başladım. Şu an kayıyorum. Evet, buraya geldiğim zaman yürümeye başlıyorum. Ya da sürünerek ilerliyorum, ikisinden biri. Gözlerim kanadı. Merdiven yerine yapılan taşlara bakar mısınız? Ne kadar rahatsız edici görünüyor. Aynı zamanda kaydırağa bindiğiniz zaman kurbağa sanki sizi ağzınızdan kusuyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Gerçekten de kusuyor bu arada. Hiç gerek yok ya.
Bu arada videoyu 2 saniye yayınla bölmek istiyorum. Mert ve Yaren'le birlikte Yaren kanalında A101 ve BİM abur cuburlarını test ettik. Gerçekten aşırı eğlenceli bir video oldu. Videomu izleyip bitirdikten sonra buradan gidip Yaren kanalında o videoyu izleyebilirsiniz. Hazır kanalına uğramışken de bir aboneliğinizi alırız. Bu ne be? Gerçekten aşırı göz kanatan bir oyun alanındayım sizce. Şu hikaye tam olarak bize ne anlatmak istiyor gerçekten algılayamadım. Çok kötü ya, çok kötü. Gerçekten bir de bunu yapmak için para harcadığınıza inanamıyorum şu an. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Bu bir tahterevalli. Yalnız şimdi hatırladım da biz küçükken böyle tahterevalliler harbiden vardı. Hiçbir şekilde tutma yerleri yoktu ve biz biniyorduk. Ne akla hizmet biniyorsak gerçekten artık nasıl bir çocukluk cesaretiyse harbiden biniyormuşuz. Hiçbir şekilde güvenlilik vaat etmeyen bir tahterevalli binmeyin. Sakın binmeyin ya. Bindiğiniz anda ya yere çakılırsınız ya da uzay boşluğuna doğru ilerlersiniz. Hayatımda kesinlikle en çok binmek istediğim tren ya. Şuna bakın. Makinistin suratından resmen güzellikler ve mutluluk akıyor. Hayır. Bu ne peki? Bu bir kaydırak. Peki bu kaydırağın altında olan değişik görünümlü şey de ne? Bu bir sivrisinek mi? Şu an bakınca harbiden bunun bir sivrisinek olduğunu algılayabildim. Ya da örümcek gibi bir şey. Hiçbir şekilde bu kaydıraktan kaymak istemem. Çünkü kaydırağın boyutu yine bizim bildiğimiz şekilde dikey bir şekilde yapılmış. Aynı zamanda metalden yapılmış güneşin alnında bu kaydırağa bir oturduğunuzu düşünün. 2 saniye bir hayal edin. Hepinizin yanmıştır değil mi? Hayatınız boyunca gördüğünüz bütün kaydırakları unutun. Tabii efendim. Aklınızdan silin. Kaydırak dediğin gerçekten budur. Şu an inanamıyorum. Bu nasıl kaydırak abi? Nereden bineceğiz? Nereden kayacağız? Kaydırağın tepesine bir şekilde çıktığımı hayal edelim. Hangi taraftan kayacağımı bilemiyorum. Bu kaydırakta yapabileceğim tek performans tepesine çıkıp oturmaktır. Başka hiçbir şey yapamam. Şimdi ise hayatınız boyunca gördüğünüz salıncakları unutun. Ve buna bakın. Alışveriş arabasından salıncak yaptığınıza inanamıyorum şu an. Ne alaka, taşımaz ki bu beni ya. Ama aslında bayağı sağlam görünüyor da bilemiyorum, yine de binmezdim ya. Salıncak yapmak bu kadar zor olmamalı bence. Ama alışveriş sepetine binmenin keyfi de bambaşka oluyor. Hayatınızda hiç bindiniz mi yorumlara yazın. Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum ya. Şu an kaldırıma yapılan bir salıncak görüyoruz ve gerçekten abi oraya park etmen hoş muydu şimdi? Aynı zamanda bu salıncağa binip sallansam yoldan geçen arabalar, evet. Sonunu bildiniz değil mi? Bu da az önceki görüntünün kaydıraklı hali. Gerçekten muazzamsın ya. İnanamıyorum ya. Bir kaydırak inşa edelim ve kesinlikle çocukları ya sakat bırakalım ya öldürelim. Gerçekten bunu demiş olmalısınız yani. Bu kaydırağı inşa ederken bunu yapmış olmalısınız. Şu an beni çok sinirlendiriyorsunuz ama. Arka tarafta bir sürü yeşil alan var. Koya koya yolun kenarına mı koydunuz? İnanamıyorum ya. Kesinlikle bu kaydırak yasaklanmaz. Siz olun, sakın böyle kaydıraklara binmeyin. Gerçekten. Kaydırağı tamamlamaya para yetmemiş herhalde. Ben buradan bunu çıkarırım. Veya çocuklara uçmayı öğretmek için yapılmış bir kaydırak. İnanamıyorum şu an. Korkunç. Harbiden kafa göz yarmalı bir kaydırak olmuş. Tebrikler. Ama bu da yapılmaz ki ya. Şuncacık oyun hakkımız vardı. Gerçekten onu da elimizden aldığınız için çok teşekkürler size. Fotoğrafın altında bu olayın çocuklardan nefret eden bir komşu tarafından yapıldığı söyleniyor ve gerçekten komşularımız neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Olacak iş mi şimdi? Çok üzüldüm ya. Şu merdivenin iğrençliğine bakın. Yine en nefret ettiğim merdiven çeşitlerinden ve merdivenle kaydırak yan yana. Hayatımda ilk defa bu tarz bir kaydırak görüyorum. Ve kaydırak da tahtadan yapılmış. Fotoğrafa 2 saniye bakınca poponuz acıyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün kesinlikle yasaklanmasını düşündüğüm oyun alanlarına baktık. Siz bu oyun alanlarından hangilerini eğlenceli buldunuz, hangilerinin yasaklanmasını istiyorsunuz yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, videoları açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.